Müteakip başvuru nedir? Nasıl yapılır? Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Bugünkü video çalışmamızda Almanya'da iltica başvurusu yapanlar, müteakip başvuru nedir, ne zaman yapmak gerekir, hangi hallerde gerekmektedir? Bununla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Eğer bir mülteci Almanya'da iltica ettiyse ve daha sonra ilticasını geri çektiyse, ülke dışına çıkıp tekrar geri geldiyse, ülke dışına çıkmasına gerek yok. Yani bir şekilde ilticasını çekmiş olabilir. Geçerli vizesi vardır, yurt dışına çıkmıştır. Fakat daha sonra tekrar yeniden iltica etmeye karar vermiştir. Kaldığı yerden ilticası devam edecektir. Bununla ilgili yapacağı işleme müteakip başvuru denilmektedir. Veya geri döndürülemeyen şekilde itiraz edilemeyen ret verilmiştir. Yani artık itiraz yolları kapanmıştır. Deport kararı uygulanacaktır. Bu şekilde yeniden iltica başvurusu yapmaya müteakip başvuru diyoruz. Yani olmazsa olmaz kriterlerden birisi ya ilticasını çekmiş olacak ya da artık mahkemeden de kesin deport kararı çıkmış olacak. O zaman ikinci defa iltica başvurusu yapabilir. İkinci başvuruyu mülteci dairesinden verilen cevaptan sonra da yapabilir. Mahkeme kararından sonra da yapabilir. Burada önemli olan müteakip başvuruyu gerektirecek yeni şartların oluşması gerekir. Mevcut sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin üstlerine ek bir bilgi ve belge koyarsanız, eklerseniz o zaman bu müteakip başvuru olarak değerlendirilecektir. Müteakip başvuru işlemleri eğer o sırada kampta kalıyorsanız kaldığınız yerden devam edecek. Hayımda kalıyorsanız hayımdan devam edecektir. Eğer eve çıkmışsanız ve evinizde devam ediyorsanız evinizden başvuru yaparak evinizde kalmaya devam edeceksiniz ama müteakip başvurunuz yine kaldığı yerden devam edecektir. Sizi mülakatlara çağırdıklarında gittiğiniz takdirde de mülakatınızı tekrar yeniden ne değişti de tekrar yeniden iltica etmek zorunda kaldığınız sorusuna cevap bulabildiğiniz takdirde müteakip başvuruyu yapmış olacaksınız. Bu Almanya İltica Yasası madde 71'de geçmektedir. Evet, detaylı bilgileri kanun maddesinin kendisinden okuyabilirsiniz. Yine bu tarz başvuruları bir avukat marifetiyle yapmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. @iltica haber adlı Twitter hesabımızdan özel sorularınızı sorabilirsiniz. Paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı, tavsiye etmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.